Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, siz kıl kadar bile önemsemediğiniz bir takım işler yapıyorsunuz. Bazı işler yapıyorsunuz, hiç önemli görmüyorsunuz. Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak edici büyük hatalardan sayardık. Biz onları diyor Peygamberimiz zamanında sahabiler büyük günahlardan, helak eden günahlardan sayardık diyor. Bugün siz onları çok küçümsüyorsunuz, rahatlıkla yapabiliyorsunuz diyor. Hepimizin bildiği bir hakikattir ki her insanın dikkatli, daha dikkatli olduğu zamanları bulunduğu gibi önemli şeyleri bile pek kale almadığı anları da olur. Dalgınlığa gelir, yorgunluğa gelir. Ümmetler, milletler de böyledir. Bazı nesiller çok daha titiz ve dikkatli, bazıları da rahat hatta kayıtsız olabilirler. Tabiatıyla bu durum bazı zararların önemsenmesi, önemsenmemesi gibi neticede tehlikeli olabilecek gelişmelerde yol açabilir. İşte hadisimiz Enes bin Malik Hazretlerinin kanaatine göre tabi'in neslinin gözünde pek küçük görülen bazı fiillerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabiler tarafından helak edici büyük günahlar olarak kabul edildiğini, bu ilk nesil arasında bazı konularda bu derece yaklaşım ve değerlendirme farkı bulunduğunu gösteriyor. Tabii bu genel bir gözlemdir. Örnek verilmemiş. Yani şunu yapıyorsunuz falan değil. Ama bu insanda zamanla zaman uzamasıyla yorgunluk meydana gelir. Maddi olarak da manevi olarak da. Dolayısıyla ilk nesiller baba diyelim çok daha titizse, dini konuları titiz olabilir ama bir müddet sonra yavaş yavaş oğlu da zayıflar, torunu daha zayıflar, zayıflayabilir. Aynı şeye göre göre insanlarda bir yorgunluk olabilir. Sahabe nesli çok daha titizdi. Sonra gelenler yavaş yavaş bu hassasiyeti kaybettiler. Bazen insanın sadece bir insan hayatında da bu olabilir. Hayatının ilk zamanlarında çok daha heyecanlı, titiz, hassas davranırken zamanla bu hassasiyetini kaybedebilir. Bu yorgunluğa kapılmadan azimi, kararlılığı sonuna kadar devam ettirmek, buna sabretmek gerekir. Hatta bazı ayet-i kerimeler var. Fetale aleyhimul emedü. Onlar üzerine zaman uzadı diye. Zaman uzadıkça kalpler katılaşmaya başlıyor. Heyecanlar sönmeye başlıyor. Bazı rivayetlerde de Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'e lütuflarından birisi de ömürlerinin kısa olması. Ömrünü kısa yaptım ki fazla yorgunluk gelmeden hemen imtihanları bitsin diye. Çünkü uzadıkça zaman insan imtihanı kaybetme durumu daha artabilir nispeti. Dolayısıyla heyecanı bitmeden daha imtihanın bitmesi onun için bir nimet kabul edilmiş. Ashab-ı kiram Allah'a karşı duydukları derin muhabbet ve hürmetten dolayı küçük günahları bile helak sebebi sayarlardı. Çünkü onlar hatanın küçüklüğünü değil, emrine karşı gelinen Allah'ın büyüklüğünü dikkate alırlardı. Yapılan işin büyüklüğüne küçüklüğüne değil, kime karşı işlendiğine bakarlardı. Aslında büyük olmasına rağmen zamanla insanlar tarafından önemsenmeyen, küçük görülen bazı fiiller olabilir. Bu hal onu önemsiz bir iş sanıyordunuz, sanıyorsunuz. Halbuki o Allah katında büyük bir günahtır. Ayetinde de açıklanmış bir gerçektir. وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنًا وَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ Nur suresi 15. ayet-i kerime. Yani insanlar konuşuyorlar aralarında, şöyle olmuş, böyle olmuş. Çok basit bir şey, günlük konuşma gibi zannediyorlar. Halbuki bu Allah katına çok büyük bir iftira, çok büyük bir günah olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla insan basitçe söylediği bir söze bile bakmalı ki bu söz nedir, ne anlama geliyor, ne yaralar açıyor diye. Dolayısıyla Cenab-ı Hak siz onu diyor basit, hafif zannediyordunuz ama o Allah hakkında çok azim, büyük bir şeydi. Hazreti Ayşe validemize iftira atanların o konuşmaları kendi aralarında. Belki iftira atma niyetin değil ama konuşulanları naklediyor falan, böyle kendine göre basit gördüğü şeyler.
kendini kontrol etme melekesi gelişmiş Müslümanlar hataları değerlendirmede daha titiz ve daha derin bir anlayış sahibidirler. Yani Allah Teala beni görüyor diye düşünen bir insan en küçük hatayı bile büyük görür. Ondan kaçınır. Günahları küçümsemek Allah saygısının azlığına delildir. İnsan günahı küçümsüyorsa Allah'a karşı saygısı azdır, marifeti azdır. Onun murakabesinde değildir. Allah'ın kendisini gördüğünü farkında değildir.